Meriç Batur. Ses analizimi yapar mısınız? Sevinirim. Tabii ki Meriç. Bakalım. Aldatıyor. Peki. Sevmemeliyiz. Şeyin şarkısı mı bu? Sena Sener'in değil mi? Müthiş ya. Bir şey bu. Şimdi sevmemeliyiz onun şarkısı değil mi? Sena Şener'in düşünmüyor. Bariz acayip bir fark ortaya çıkacak karşınıza. Çok çok bariz bir fark. Mesela bir live performans. Sesi tuttuğu yer farklı bir yer Sena Şener'in. Şimdi bütün parçayı böyle okuyan bir şarkıcı. Yalnız ilginç bir şey keşfettim ya. Sena Şener'le Melek Mosso'nun okumasını ne kadar birbirine benziyor. Hayda, ilginç. Ya gittikçe birbirlerine benziyorlar. Birbirlerini dinleye dinleye. Acayip ikisinin içinden ya biri birini okuma stilini almış. İkisinin de sesi kısık. İnanılmaz kısık. Melek Mosso'nun son performanslarını gördüm. Çok problem var yani. Çok ciddi problem var. İlk başladığı yerde değil şu anda. İlk okuyan kişi değil artık o. Tekniği kötüye gidiyor. Onu söyleyeyim. Uyarı olarak bunu fikri olarak söyleyeyim. Artık bağırıyor okurken. Bağırmanın sonunda da sesler kısılmaya başlar yani gittikçe. Yani teknik okumakla bağırmak arasında çok ince bir çizgi var. Çok ince. Birini biraz açtığınız zaman artık bağırıyorsunuz. Şimdi bu Sena Şener'i ayrı bir kategori olarak değerlendirelim. Onun okuyuş tarzı kendi ruhundan gelen olarak değerlendirir. Yani kendine has bir konsepti var. Tamam, bunu karışmıyoruz. Ben kendine has konseptlere karşı diyorum ki bu kendine münhasır. Tamam, bunu bulaşmıyoruz. Şimdi sen bu parçayı yorumlayarak çok büyük bir zulmün altına girdin. Çok zorlu bir yola girdin Meriç. Gün alır sessiz. Başka bir tarzda okuyorsun. Sen daha böyle sertap gibi okuyorsun parçayı. Her adım, her anında. Çok güzel. Bu senin yaptığına bir yorumlama diyebiliyoruz işte. Hatta biraz da kendine göre çalsan. Çalsaydı keşke ama piyanosu gitmiş çocuğun. Sana mesela hani bunları cover yaparken biraz bozup böyle. Mesela böyle. Farklı bir yorumla yapsan mesela bu rengine çok daha güzel bir altyapı da bulmuş olursun. Böyle gittiği için tam üzerine bir şey giydiremiyorum ama aynı Sena Şener'in altyapısının üzerine bambaşka bir yorumla okuduğun zaman tam kendine ait olmuyor. Ve seni çok zor durumda bırakıyor. Genel hepinize tavsiye veriyorum yani. Bir şarkıcının okumasına yepyeni bir okuma tarzıyla okumaya çalışıyorsanız aynı altyapıyla yapmamanız gerekiyor. Kendinize göre yeni bir düzenleme istiyor. Peki gidiyorum. İnsanlığın garip sancı.
Sende biraz arabesk de varmış. İkisi arasındaki farklardan biri senin okuman. Güzel, gayet güzel dinliyoruz seni de. Tertemiz okuyorsun değil mi? Kendi içinde bir dengen var ama ihtiras farkı var. Bak. Çok fena değil mi? Of. Yüze bakın. Şarkının ruhunu temsil ediyor. Ses ve müzik. Yüz, mimik, uyuyor. Senin ifadende ne var? İzle. Belki de biz. Sen şarkıyı söylüyorsun. Parça boyunca sürekli bunu yaşayacaksın. Bu ikilem yani. İhtiraslı bir okuyuş. Tertemiz, düz bir okuma. Ya bütün aranca sana ait olmalı ya da Sena Şener gibi olmak zorunda bırakıyor. Ama Sena Şener'in yani nasıl bu kadar Melek Mosso'yla Versus o haline geldiğine hayret ediyorum. Nasıl birbirine bu kadar benzemişler? Bari aynılar yani. Tizlere çıkışları falan. Bağıra bağıra. Naif okuyorsun. Bu parçaya ne kadar uyar tartışılır. Yeni bir altyapı gerekiyor yaptığın şey. Yaptığın şey kötü değil. Peki. Abi nerelisin merak ettim valla. Nereliyim? Sakaryalıyım ben. Evet, aşağı doğru gidelim bakalım. Son gönderenlere biraz da bakalım. Belki de biz sevmemeliyiz. Belki de biz taraf öğrenmeliyiz. Güzel yorumlar var. Öğrenmeliyiz. Şimdi bir tane böyle farklı bir ses arıyorum. Dilan Uslan. Şahısınız. Merhaba hocam. Bir sevmemeliyiz de benden gelsin. Hayda. Ortalık yangın yeri. Gel. Bir de Dilan'a bakalım. O nasıl söylüyor? Sevmemeliyiz. Dilan seni geçen hafta mı dinledik ya? Heyecandan hafif titremeler var. Gün sensiz. Evet, güzel bir okuma Dilan. Ses rengin güçlü. Biraz böyle hacimli ses istiyor bu parça tabii. Sesler harika. Yeah! Çok güzel. Sesinin gücü orkestrayı taşıyabilmeye sahip. Bu çok kıymetli bir şey. Güzel solistik karakteri bu Dilan.
triplerde hafif yok değil. Belki de biz. Oo, ne kadar güzel bir keman. Hayır, keman değil, gitarmış. Olağanüstü güzel. Slide. Güzel. Vallahi güzel Dilan. Wow, işte bu. Çok beğendim. Kaç yaşındasın Dilan? Burada mısın? Chat'te misin? Yaz bakayım. Her şeyi duyan sen. Yaz yaz, bekliyorum. Evet. Daha küçük gözüküyorsun ama bu kayıtta. Daha küçük gözüküyorsun ve yani fikrimi de söyleyeyim. Biraz güzel de imaj yapmayı başarırsan sahnede çok etkili, daha da etkileyici olursun. Ya çünkü biraz sende böyle bir rock ağırlığı var. Sesinde o kuvvet var. Yani birazcık da böyle bir imaj, sahne imajı. Kıyafet veya işte detaylarda gelirse falan hiç fena değilsin. Gayet başarılısın. Hiç fena değilsin. Bravo. Gerçekten çok güzel. Aferin sana Dilan.